Merhaba sevgili değerli takipçilerim, değerli arkadaşlarım, değerli tüm sevenler, değerli herkes, seven sevmeyen herkes. Nasılsınız bakalım, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İyi olmanızı canı gönülden isterim. Rabbim gönlünüzden geçen ne varsa inşallah kabul eyler. Kazalardan, belalardan uzak, hayırlarla karşılaşmamızı nasip eylesin Rabbim bizlere. Hayırlı kazançlar, bereketli kazançlar nasip etsin inşallah bizlere. Yüce Rabbim kimseyi açta açıkta koymasın inşallah. Kurban olduğum Allah'ım vermiş olduğu bu nefesi bizlere boşa harcamak nasip etmesin. Hayırlı şeylere kullanalım nefesimizi güzel Allah'ım. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle güzel bir dua ile başladık. Kısa da olsa içimden geleni söyledim bir an için. Ve sizlere güzel mi güzel, özel mi özel bir patik modeliyle geldim. Patik modelimiz gerçekten çok ama çok güzel bir model. Tasarımı bana ait bir model. Gerçekten arkadaşlar şu ortadaki modeli hatırlarsınız belki. Yelek modellerinde kullanılan bir model. Ben patikte uyarladım ve gerçekten çok ama çok güzel oldu. Gerçekten şöyle bir bakın patiğimize. Şöyle yanlarından da önünden. Şöyle sarı gönlüm sen neydi, sarı gönlüm sende, pembe gönlüm sendeydi de sarı da bir şey vardı diyemedim, sarı sarı sapsarı diyelim. Gerçekten bu da böyle bakın güzel bir patik modeli ortaya çıktı. Küt burun patik yaptım sevgili arkadaşlar. Siz dilerseniz yuvarlak patik ucu da yapabilirsiniz. Küt burun patik modelinin yapım şekli, yapılışı, anlatımı kanalımda var arkadaşlar. Linkini bu videomuzun altında paylaşacağım. Allah'ın izniyle inşallah. Evet, süslemelerimizin tam şu uç noktalarına inci diktim sevgili arkadaşlar. Çok daha güzel oldu. Daha bir güzel renklendi. Yani daha bir canlılık verdi. Daha bir görüntü güzelliği verdi. Gelin kızlarımıza çeyiz olarak yapabileceğiniz muhteşem bir patik modeli sevgili arkadaşlar. Çeyizlik patik modeli hazırladım sizlere. İnşallah beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar, her genç kızın çeyizinde olması gereken patik modeli oldu. Evet, uç kısmımıza gelince, patik ucumuza gelince sevgili arkadaşlar, patik ucumuzun linkini bu videomun altında paylaşacağım. Her zaman yaptığımız gibi 14 ilmekle başlayıp yanlardan 1 1 1 1 arttırarak istediğimiz sayı 6 sıra yaparak bakın 1 2 3 4 5 6. Bazı modellere göre 7 sıra da olabilir. 6 sıra hazırladım ben, yeterli geldi sevgili arkadaşlar modelimize. Bu şekilde bunun linkini dediğim gibi videonun altında bulabilirsiniz. Evet, 3 numaralı bir tığ kullanıyorum sevgili arkadaşlar. 3 numaralı bir tığ kullanıyorum. Bu modelimizi yapmak için inci lazım olacak bize sevgili arkadaşlar. İncilerim var. Ayrıyeten iğne lazım olacak. Hemen şöyle göstereyim. İğnemiz lazım olacak. Bir de olmazsa olmazımız makasımız olsun yeterli. Evet sevgili arkadaşlar, hemen modelimize geçelim. Modeli anlatmaya ben başlayayım. Kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız, yorum ve beğenilerinizle beni çok memnun edersiniz. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Evet arkadaşlar, bakın patiğimizin birleşim noktası tam burası, çizgi gibi duruyor bellidir. Tam burada birleştirdik. Hatta ben orayı hemen sökeyim. Patiğimizin 6. sırası burası. Bismillahirrahmanirrahim diyelim önce. Bismillahirrahmanirrahim. Son trabzanımı yaptım. Bakın birleşim noktasında 6. sırada tam burası benim ek yerim. Kaydırma yoluyla ekledim. 1 2 3. Patiğimizin burası alt kısmı sevgili arkadaşlar. Patiğimizin alt kısmı. Hemen burayı trabzanlarla doldurup şurada bir zincir çektiğimiz yere kadar trabzan yapalım. Ondan sonra tabanımızı yaptıktan sonra modelimize geçelim. Hemen buradaki trabzanları yapıyorum. İkili trabzanlar yapıyoruz. Ve çok güzel bir model sevgili arkadaşlar. Çok ben yaparken büyük zevk aldım. Sizlerin de gerçekten beğeneceğinizi düşünüyorum ama tabii ki zevklerle renkler tartışılmaz derler.
Çok güzel bir gelin patiği olur arkadaşlar. Genç kızların ayağına çok yakışacak, orta yaşlıların, yani büyük küçük herkesin kullanabileceği çok ideal, çok güzel bir patik modeli. Evet arkadaşlar, ben şimdi hemen buradaki zincirimize kadar trabzanlarımı yapıp geliyorum. Bu şekilde taban kısmını trabzanlarını yapıyoruz. Evet, dediğim yere, tam 6. sıramızdaki arttırma olan yere geldik. Bakın burada arada bir zincirimiz var. Şöyle bir arttırma yapmıştık buralarda, ortalarda. Bir taban kısmına, bir de patiğimizin ön kısmına birer arttırmalar oluyordu. Birer tane trabzan yapılıyor, bir zincir, birer tane bir alt tabana, bir üst tabana. Her iki taraftan da o şekilde arttırmalar yaptık. Bakın belli. Şimdi tam oraya geldik sevgili arkadaşlar. Buradaki tabandaki tüm trabzanlarımı yaptım. Hemen bu bir tane zincirimin içine bir tane trabzan yaptım. Bakın. Şimdi modelimize geçiyoruz artık arkadaşlar. Modelimiz gayet güzel, şık bir model. Hemen şöyle önümüze de alalım. Sizler de görün. Evet. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincir çektim. 1, 2, 3, 4.'ye battım. 4.'ye battım. Bakın buradan 1, 2, 3 saydım. Burada 3 tane ikili trabzan yapıyorum yan yana. Ayrı ayrı trabzanların tepesine 3 tane ikili trabzan yaptım bu şekilde. Daha sonra 1, 2, şey yanlış yapmayalım. Evet. 3 tane 2 tane zincir çektim. Bakın 2 tane zincir çektim. Hemen 1 2 trabzan sayıyorum. Tığımın başını doladım. 1 2 trabzan sayıyorum. Hemen buradaki trabzana, pardon, tığımın başını dolamıyorum. Buraya batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum buraya. Bakın bu şekilde. 1 2 zincir çekiyorum. Tekrar tığımın başını dolayıp, bakın. Tığımın başını dolayıp burada yine 1 2 sayıyorum. Buradan bakın. Bir, pardon, bir modelime bakacağım. Bir an şaşırdım arkadaşlar. Evet, burada 1 2 yaptık. Şimdi burada bakın. 3 trabzan yaptık. 2 zincir çektik. 2 tane trabzan atladık. 3.'ye battık. Burada da 1 2 3 4. trabzanımızın içine, şuraya arkadaşlar. Bakın. Burada 8 tane trabzan yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane trabzanımı yaptım. Bakın 2 4 6 8. 8 trabzanımı yaptım sevgili arkadaşlar. Şimdi 1 2 zincir çektim. Bakın. Burada 1 2 3 atladım, 4.'ye battım. 1 2 zincir çekiyorum. Tekrar burada 1 2 sayıyorum. Bakın. 1 2 sayıyorum. Hemen 1 2 sayıyorum, hemen şuraya, bakın şuraya 3 tane yan yana ikili trabzanlar yapacağım. Bu şekilde sevgili arkadaşlar. Şimdi 1 2. Önemli olan şu zemini kurmak sevgili arkadaşlar burada. Bu zemini kurduktan sonra gerisi çok kolay. Şimdi tığımın başını doladım. Bakın. Burada 1 2 3 tane trabzanım var sevgili arkadaşlar. Biz burada, bakın, buraya modele gelmeden önce bir tane zincirimizin içine şey yaptık. Bakın buradaki zincirimizin içine yaptık. 3 tane de 1 2 3 3 tane de burada var. Şimdi bizim burada bakın 1 2 3 trabzanımız var. Bu 3 trabzanları atlayıp hemen şuranın içine batıyoruz. Bakın. Bununla birlikte 4 atlamış oluyoruz orada başladığımız için. Evet, bu zincirin içine battığım trabzanım tabana ait sevgili arkadaşlar. Yana da geliyor sonra, kapandıktan sonra. Şimdi
Buradaki trabzanlarım, yarım kalan trabzanım, şuradan başlamışız bakın. Burada birleştirme noktası olduğu için burada benim 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane trabzanım var. Bu 6 tane trabzanım da tabana ait. Bir tane de ortaya koyduk. 7 tane oldu. Yani 7 trabzanım benim taban kısmına ait sevgili arkadaşlar. Evet bakın. Şimdi ilk trabzan tepesiyle kaydırma yoluyla şu şekilde birleştirdim ve 1 2 3 zincir çektim. Evet. Modelimizin bakın burun kısmını ilk zeminini hazırladık bu şekilde. Şimdi modelimizin ikinci sırasına geliyoruz. Burada da yine tabanlarımızı yapalım arkadaşlar. Tabanımızı bu şekilde yapalım. Trabzanlarla yapalım arkadaşlar. Şu hemen şuraya zincirimizin olduğu noktaya kadar gelelim. Evet arkadaşlar geldim. Bakın zincirimin olduğu yere kadar geldim. Model kısmına da kısmına kadar. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. Zincirlerin atlayarak hemen buradaki 3 trabzanın üzerine ikili trabzanlarıma devam ediyorum. 1 2 ve 3. trabzanım. Burada sevgili arkadaşlar 1 2 3 4 zincir çektim. Tekrar tığımın başını doladım. Bakın burada biz 8 tane doldurma yapmıştık. Hemen şöyle tersinden bakın. Alarak her trabzanın arkasından ikişerli trabzan yapıyorum. Bakın 1 yaptım. 2 yaptım. 3 yaptım. Şöyle 4 yaptım. 4 tane ikili trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim. Bakın 4 tane trabzanımı yaptıktan sonra 2 tane zincir çektim. Tekrar burada benim 4 trabzanım daha var. Onları da 1 tek tek yine bu şekilde tersinden alarak 2 3 ve 4. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde hatırlamışsınızdır belki bu şeklini görünce yelek modellerinde vardı sevgili arkadaşlar. 1 2 3 4 zincir çekiyorum tekrar. Tığımın başını doluyorum. Hemen burayı atlayarak 3 trabzanımı yapıyorum tek tek. 1 2 3 3 tane trabzanımı yaptım. Yine burada 1 2 3 zincirimi çektim. Yine taban trabzanlarına geçtim. Burada bizim 7 tane bakın 1 2 3 4 5 6 7 tane trabzanımız var. Tabana ait sevgili arkadaşlar. Birleştirme noktamız burası olduğu için fazlalaştı. Burada arttırma yaptık da burada çoğaldığı için buradaki ilmeklerimiz o yüzden fazla. Ama bunlar da taban kısmına ait. Hemen bu 7 trabzanımı da diğer trabzanların içine ekleyerek tabanımı ayarlıyorum. Evet, trabzanım bitti bakın. Yine ilk trabzan tepesine şu şekilde batarak kaydırma yoluyla birleştirdim. 1 2 3 zincir çektim. Tekrar arkadaşlar tabanımızı yapıyoruz. Yine bu şekilde tabanımıza devam edelim. Model kısmına kadar hemen zincirimize kadar tabanımızı yapalım. Evet, zincir kısmına kadar geldim. Biz modelimizi arkadaşlar bu şekilde bir modelimizi sıraladık. Modelimiz bundan ibaret. Bu şekilde. Modelimiz bu şekilde. Şimdi bir model anlattım. İkinci bir model daha anlatmak istiyorum size. İkinci bir modeli daha anlatayım. Ve ondan sonraki modelleri inşallah anlatımımla sizler yapacaksınız. Hemen bir model daha anlatacağım ben. Tekrar buraya geldik. Bakın zincirimizin olduğunu tabanı yaptıktan sonra zincirimizin olduğu yere.
Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen 3 trabzanımı yapıyorum. Üzerlerine batarak. 2'li trabzanlar yapıyoruz arkadaşlar. 3 trabzanımı yaptım arkadaşlar. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum. Tam şu 4 tane çekmiş olduğumuz bir alt sıradaki zincirin ortasından şu şekilde sıkıştıraraktan bir sık iğne yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Tekrar tığımın başını dolayıp buradaki ortada çekmiş olduğumuz diğer modele hazırlık için 2 zincir çekiyoruz bu arada. Buraya yine 8 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şöyle bakalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane trabzanımızı yaptık. Bakın. İncileri de sevgili arkadaşlar, şimdi modelimiz hani diğerinde inciler var. İncileri de tam şuralara dikiyoruz bakın. Tam modelimizin şu ortasına. Evet, şimdi yine 1, 2 zincir çektim. Yine 4 zincirimin tam ortasına batıyorum sevgili arkadaşlar. Şu şekilde sıkıştırıyorum. Kayma yapmasın diye. 1, 2. Siz dilerseniz şu şekil, yani şu şekilde batabilirsiniz içine. Ben bu şekilde yaptım. Tekrar başını doladım. 3 tane trabzanımı yapıyorum. Bakın bu şekilde. Yine burada 1, 2, 3 zincirimi çekip taban kısmındaki yarım olan bölümü 6-7 tane trabzanımı yapıyorum. Şöyle bir göstereyim. Bakın arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oluyor. Çok ben beğenerek, severek yaptım. Acaba dedim bundan patik yapsam nasıl olur diye düşündüm arkadaşlar. Gerçekten yaptım, çok hoşuma gitti, çok beğendim. Sizlerle bu modeli de patik olarak paylaşmaya karar verdim. Gerçekten hani bu modeli başka uygulayan arkadaşlarımız olduysa da bilmiyorum ama hiç görmedim yani. Ben inanın bana hiç denk gelmedi, görmedim. Bu benim kendi düşüncem olarak bu şekilde uyarladım. İnşallah beğeneceğinizi düşünüyorum. Kendim tasarladım bu şekilde. Evet, buradaki tabandaki patiklerimiz, trabzanlarımızı da yapalım. Yine demin gösterdiğim gibi kaydırma sistemiyle ilk trabzanıma batarak kaydırıp buradaki taban 3 tane zincir çekiyorum. Taban trabzanlarımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Yani sayıyorum, bir de alışkanlık olmuş bende. Bu şekilde taban kısmını yapıp hemen yine bu modelimize kadar, buraya kadar, zincirimize kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, geldim yine buraya. Taban kısmını yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar 3 tane trabzanımın üzerine tek tek batıyorum. Evet, bu şekilde hazırladım. Şimdi yine 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doladım. Yine buradaki ilmeklerimi şu şekilde, bakın, ipi, tığımı ipin zincirin altına alarak trabzanın arasından geçip şöyle yatırarak burada ikili trabzan yapıyorum. Bir oldu. 4 tane yapacağız. 2, 3 ve 4. 4 tane yapıp 1, 2 zincir çekip diğer kısımdaki 4 tane trabzanı, 1, 2, 3, 4, bakın bu 4 trabzanı yapacağız.
İpin arasına giriyor tığım. Bir, iki, üç ve dört. Dört tanesini de yaptım. Tekrar bir, iki, üç, dört zincir çektim bakın burada. Tekrar üçlü trabzanlarımın üzerine geldim. Bir, iki, üç. Yaptım. Yine bir, iki, üç zincirimi çektim. Taban trabzanlarıma geçtim arkadaşlar. Burada da yine trabzanlarımızı yapıyoruz. Kaydırma sistemiyle birleştiriyoruz. Tekrar göstereceğim. Evet. Bakın son trabzanım, ilk trabzanımla şu şekilde baştakine battım. Şöyle kaydırma yoluyla 1 2 3 hemen yine taban trabzanlarımıza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi burayı bırakalım. Önümüze dönelim. Bakın. Bakın bu şekilde. Bu şekilde hazırladık. Şimdi iki model yapmış olduk sevgili arkadaşlar, şu şekilde. Bakın. Gerçekten çok güzel oldu. Yani ben bilmiyorum, benim çok hoşuma gitti sevgili arkadaşlar. Sizler de beğenir misiniz? Şu şekilde bakın. Bu şekilde arkadaşlar 4 modelimiz oluncaya kadar örelim. 4 modelden sonra, 4 modelden sonra patiğimizin şu kenar kısmına, şu kısmını birlikte hazırlayalım. Evet, şimdi modelimiz 4 tane oluncaya kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, patiğimizin burun kısmını tamamladık, bitirdik şöyle bakın. Gerçekten çok güzel oldu. Hemen şöyle elimi koyayım bakın. Bakın. Gerçekten çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, bakın 1 2 3 4 sıra yaptık. Şimdi bu şekil yaptıktan sonra patiğimizin şuralarından ve şurasından işaret koymak istemiyorum. Yani yerlerimiz belli zaten. Buradan ve buradan. Hemen bakın. Patiğimizin yanlarını, yani patiğimizin şu taban kısmını, şu taban kısmını birlikte yapalım. Hemen başlayalım onu da arkadaşlar. Şöyle bakın, çok güzel oldu. Şöyle elimde bir sıkıştırma zincir alıyorum önce arkadaşlar. Ve hemen bakın. Patiğimizin buradaki yapmış olduğumuz 3 tane vardı bakın. Burada hemen bir sık iğne yapıyorum. Buradaki ipimin ucunu da hemen şu şekilde yediriyorum burada. Bakın. 3 tane zincir çektim zaten. Evet. Şimdi bir trabzan yaptım, iki yaptım. Burada zaten bizim 3 tane trabzanımız vardı. Bakın bu şekilde. Şimdi burada 3 tane zincirimiz var. Bu 3 tane zincirimizin içine 3 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3. Taban kısmına başladık arkadaşlar şimdi. Şimdi taban kısmımızın arkadaki tüm trabzanlarımızı da bu şekilde trabzanlarla dolduralım, yapalım. Hemen şu zincirimize kadar, şu zincirimize kadar ben trabzanlarla hemen trabzanlarımı yapıp geliyorum arkadaşlar, şu tabandaki. Evet, tabandaki trabzanlarımı da yaptım arkadaşlar. Bakın bu başlangıcımdan, buradaki başlangıçtan başlayarak şu şekilde tabanımı yaptım. Size dediğim zincirimin olduğu yere geldim bakın arkadaşlar. Şimdi de burada ne yapmıştık diğer tarafta? Buradaki zincirin içine 3 tane trabzan yapmıştık. 1, 2 ve 3. 3 tane trabzanımı yaptım. Şimdi buradaki 3 trabzanımızın üzerine de yapıyoruz. 1, 2
ve 3. Evet, patiğimizin orta kısmı bu şekilde sevgili arkadaşlar. Bakın, bu şekilde. Şimdi buradan 1, 2, 3 zincir çektim. Geriye dönüyorum arkadaşlar. Taban kısmını yapacağız. İlk trabzanıma batıyorum şu şekilde. Yine burada artık tüm trabzanlarımı, hiçbir işlem yok. Sadece trabzan, her trabzan tepesine batarak bu şekilde trabzanlarla dolduracağız. Bu şekilde trabzanlarımızı sıra sonuna kadar yapalım, gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın taban kısmımızda yapmaya başladık. İki sıra yaptık şuradan şu şekilde. Şöyle bakın, taban kısmımızı yaptık. Şimdi 1-2 sıra oldu. Bir de arkasından göstereyim şöyle. Bakın, 1 ve 2 sıra oldu. Taban kısmına başlayalım. Bu şekilde sevgili arkadaşlar 9 sıra oluncaya kadar devam edelim. Bakın 1-2 oldu. Artık burada modelimiz bitti. İpimizi buradan bağladık. Taban kısmını yapmaya başladık. 1 ve 2 oldu. 9 sıra oluncaya kadar bu şekilde tabanımızı yapmaya devam edelim arkadaşlar. Uzunluğumuzu sağlayalım. Evet arkadaşlar, 9 sıramı hazırladım ben. Bakın bu şekilde. Taban kısmını da yaptık. Taban kısmımız da çok güzel oldu. Şu şekilde hemen şuradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sıra taban sırası öreceğiz demiştim arkadaşlar. 9 sıra ördük. Şimdi 9 sıra ördükten sonra sevgili arkadaşlar, taban kısmımızda şöyle bir daha sayayım mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sarı olunca benim gözüme burada parlıyor. Kamerada çekimden sonra nasıl çıkar bilmiyorum ama bana parlıyor buradan. O yüzden tekrar saydım. Şimdi topuk bölümünü yapacağız sevgili arkadaşlar burada. Hemen ben burada 1, 2, 3, 9 sıradan sonra topuk bölümünü yapıyoruz. 3 sıramız daha var. Şimdi sayalım. Topuk bölümünün birinci sırasındayız. 9 sıra yaptıktan sonra topuk sırasının da birinci sırasındayız. Örneğimiz patik tabanımız şu burun kısmından sonra 12 sırada bitiyor arkadaşlar. Hemen ilk trabzanıma battım, bakın. Pardon, ilk trabzanıma battım. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 17 tane yapacağım arkadaşlar. Evet, şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 17 tane topuk kısmının trabzanını yaptık. Topuk kısmının birinci sırasındayız. 17 trabzan yaptık. 17 trabzandan sonra sevgili arkadaşlar, önümüze gelen ilk trabzanın tepesini bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane 17 trabzandan sonra 6 tane ortada sık iğne yaptım. Patiğimizin tam orta kısmı arkadaşlar burası, yani şurası. Şöyle katladığımız zaman sık iğnemiz tam patiğimizin orta kısmı, bakın şurası. Evet, yine burada da yine 17 tane trabzanım var arkadaşlar. 17 tane trabzanımı yapıyorum. Hemen 17 trabzanımı yapayım. Yine tekrar bu ikinci sırasında, tekrar bu kesim noktasında, artık burası bizim kesim noktamız oluyor, topuk noktamız, sivri olmaması için, dönmesi için topuğumuzun. Trabzanlarımı yapıyorum. Evet, burada da 17 trabzanımı yaptım. Topuk kısmının birinci sırası 1, 2, 3. Şimdi topuk kısmının ikinci sırasına döndüm arkadaşlar. Yine burada 17 trabzanımı yapacağım. 17 tane trabzanımı burada yapacağım arkadaşlar. Kesim noktasına geleceğim. Şimdi 17 trabzanımızı yapalım.
Evet arkadaşlar, buradaki 17 trabzanımı yaptım. Yine ortadaki sık iğne yaptığımız yere geldik bakın. Tığımın başını doladım. Bakın tam şurada ortadaki 6 tane sık iğne yaptığımız yer. Bakın şimdi tam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi bakın ilk sık iğnenin tepesine battım. 2 tanesini aldım. 2 tanesi şişimde kaldı. Tığımda kaldı. Tekrar hemen yanındaki sık iğnenin içine batıyorum. İkisini alıyorum. 3 tane tığımda var. Üçünü birlikte alıyorum arkadaşlar. Tekrar tığımın başını doladım. Bakın ikisini aldım. İkisi kaldı. Tekrar tığımın başını doluyorum. Hemen yanındakine. İkisini aldım. Üçünü birlikte alıyorum. Burada kesim yapıyoruz topuk kısmında arkadaşlar. İkisini aldım. İkisi kaldı. Tekrar ikisini aldım. Bir tanesi kaldı. Bir tanesi kaldı diyorum. Üçüne bir topluyorum. Bir tane minik sinek geldi, huylandırdı beni. Evet. Burasını da bu şekilde. Bakın 3 sayı eksilttik arkadaşlar. 3 trabzan. Bakın. Şöyle sayacağım. 1, 2, 3. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Buradan göstereyim şöyle. Bakın 1, 2, 3 tane kesim yaptık burada. Evet, şimdi yine 17 tane trabzanlarımızı yapalım. Bundan sonra yine 17 trabzanımızı yapalım. Topuğumuzun ikinci kısmındayız. Evet, topuğumuzun ikinci sırasında yaptık. Bakın şöyle göstereyim bir. İçe doğru bir eğilme oldu bakın. Çünkü burada kesim yaptığımız için içe doğru bir eğilme oldu. Şimdi sevgili arkadaşlar 1, 2, 3 zincir çekelim. Topuk kısmının son sırasını yapacağız. 3. sırasını. Tekrar yine burada 17 tane trabzanımı yapacağım. Kenarda hemen 17 trabzanımı yapacağım. Evet arkadaşlar 17 tane trabzanımı yaptım. Şimdi benim burada bakın 1, 2, 3 tane trabzan yapmıştık. Altta 2, 2 toplayarak 3 tane trabzanım vardı. Şimdi tığımın başını doladım bakın. Bakın 1, 2, 3 belli yerleri. Hemen burada 2 tanesini aldım, bıraktım. Tekrar 2 tanesini aldım, bıraktım. Tekrar 2 tanesini aldım, bıraktım. Bu kesim yaptığımız yerdeki 3 tane trabzanımız. Hepsi 4 tane ilmek var bakın tığımda, trabzan var. Hepsini bir topluyorum bu şekilde. Tekrar kalan 17 trabzanımı yapıyorum arkadaşlar. Topuğumuz bu şekilde bakın döndü. Nasıl oldu bakın? Döndü. Burayı yine 17 tane trabzanları yapalım. Evet arkadaşlar bakın patiğimiz içe doğru döndü. Hemen şöyle tutalım, göstereyim size de artık topuk kısmını. Bakın patiğimiz şöyle hafif ovalleşti, döndü. Bu topuk kısmını yapmadığımız zaman burası şuradaki gibi arkadaşlar, şurası gibi sivri oluyor. Fakat ayağımızı hani giydiğimiz zaman batıyor. Ama bu şekil olduğu zaman çok güzel ve çok kullanışlı oluyor. Şimdi arkadaşlar dikişini yapalım patiğimizin. Patiğimizi şu şekilde bakın. İç taraftan dışa doğru çeviriyorum şu şekilde. Bakın şu şekilde. İç tarafını dışa doğru çevirdim. Hemen bakın tekrar göstereyim ki şöyle sonra bakın. Şu şekilde çevirdim. Hemen buradan ilk trabzanımın tepesine battım. Burada. Hemen arkadaşlar artık pardon yanlış yönden battım. Ben bunu hep yapıyorum. Yönünü şaşırıyorum. Şu ilk trabzanın zincir gibi görünen tepeye batıyorum bakın. Ve burada başını doladım aldım. Pardon doladım aldım diyorum. Taktım aldım. Şimdi her zincirimin üzerinden bakın şu şekilde batarak şu şekilde tığımın başını dolamadan bu şekilde alıyorum. Bakın şu şekilde tığımın başını dolamıyorum. Bu şekilde her zincirleri tığımın başına takarak içinden geçiriyorum ipimi. Geri geliyorum. Tekrar gidiyorum. Aynı şeyi yapıyorum. Bakın şu şekilde.
Zincirin içinden girdim. Karşıdaki zinciri bakın, iki tanesi üst üste. Şu şekilde çıkarıyorum. Evet, bu şekilde arkadaşlar dikişini de yapalım. Kenar kısmını da göstereceğim hemen. Evet, bu şekilde zincirimizi yapalım arkadaşlar, dikişimizi yapalım. Evet, diktim ve koparıyorum. Şimdi patiğimizi çeviriyoruz. Bakın, topuk yaptığımız bölüme şu şekilde döndü. Şimdi patiğimiz, bakın arkadaşlar, gerçekten çok güzel oldu. Mankenimizin ayağını da birazdan giydireceğim. Şimdi şu kenar bölümünü de bir göstereyim size. Bu arada dikiş bölümünü gösterdim mi? Şu şekilde bakın, dikişi de ne kadar güzel oldu. Evet, şimdi arkadaşlar hemen ilk sıkıştırma zincirimi yine alıyorum. Patiğimizin kenar bölümünü yapmadan önce arkadaşlar bakın, patiğimizin ilk hani taban yapmaya başladığımız trabzan var ya, şuradan batıyoruz. Bir sık iğne yapıyorum burada. 1 2 3. 3 tane zincir çektim. Bakın. Tekrar buraya battım. 1. Bir tane de zincirim de var. 2 3. Bakın bu şekilde. Şöyle dibine battım. Şimdi tığımın başını doladım. Tam şu ortaya geldim. Şuradaki zincirlere batmıyorum. Tam şu orta noktaya geliyorum. Burada bakın, uzun bacaklı gibi alıyorum. Tabi tığımızın şu dip kısmını gevşek tuttuk. Sıkı tutacağız. Tığımın başını tekrar doladım. Bakın, 2 aldım, 2 aldım. 1 2 3 4. 4 tane zincir çektim, tepesine battım. Bakın. Bir zincir çektim. Tekrar aynı şeyi yapıyorum. 2 2 aldım. 1 2 3 4 zincir çektim. Tekrar tepesine battım. Bir zincir çektim. Tekrar aynı yere. Bakın, 2 2 1 2 3 4 zincir çektim. Tam tepesine yine battım. Kamerayı kaydırdım arkadaşlar, kusura bakmayın. İnşallah gözükmüştür. Bir zincir çektim. Tekrar aynı yere battım. 2 2 aldım. Tekrar 1 2 3 4. Tekrar tepesine battım. Şimdi bir zincir çektim. Kaç tane oldu? 1 2 3 4 5 tane olacak arkadaşlar. Tekrar aynı noktaya battım. 1 2 3 4 zincir çektim. Tepesine battım. Şimdi yine sevgili arkadaşlar bakın, tam bu dibine batıyorum buraya. Aynı burada yaptığımız gibi. Dibine batıp burada 1 2 3 zincir çektim. Bir tane zincirim bir de yanında var arkadaşlar, 2. Hemen bir tane daha yapıyoruz, 3. Hemen şöyle birine atlayıp birine batıyorum. Bakın, 1 2 3. Bir trabzan sırasına atlıyorum. Yani yapmış olduğum şu uzunluğu, modelin uzunluğuna göre batıyorum arkadaşlar. 1 2 3. Bir tane daha yapalım. 1 2 3 tane zincirim, 2 tane de trabzan yapıyorum ve şöyle yapmış olduğum trabzanların uzunluğuna göre batıyorum. Evet arkadaşlar, bütün kenarımızı bu şekilde dolanalım. Evet, patiğimiz bitti. Kenar kısmı da arkadaşlar bakın, ağız kısmını da yaptık, kenarlarını da yaptık. Şimdi buradaki incilerimiz var. Patiğimizin yayın diyemedim, videomuzun uzamaması için incilerini dikmek istemedim ama görmek isteyenler olur diye onu da yapacağım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu bakın. Şöyle kenarını da yapınca çiçek bölümü. Şimdi incilerimiz arkadaşlar şöyle göstereceğim ben, birkaç tanesini hemen dikelim. Elime iğnemi aldım. Bakın.
Öncelikle patiğimin tam içine giriyorum. Patiğimin şuradaki tam orta noktasına. Şuraya. Orta noktasına bakın. Tam hani trabzanları doldurmaya başladığımız orta nokta. Şurada. Bakın. Hemen incimi aldım elime. Taktım. Bakın incimi. Şöyle. Şu şekilde bakın geri çevirttirerekten yani bize şeyi bozulmasın diye geri çevirttiriyoruz. Sonra tekrar bakın şu şekilde hemen alarak hemen önündeki trabzanların içinden geçerek şu şekilde aralarından geçerek sevgili arkadaşlar yine bir üst sıradaki orta noktaya geliyorum bakın buraya. Evet. İlk incimizin dikişini gösterdim. Bir tane daha göstereyim arkadaşlar. Çiçeklerimiz de aynı şekilde kaydıra kaydıra dikeceğiz. Hemen bir tane incimi alayım yine. Bakın tam ortasında hemen şu şekilde bakın. Bir de şöyle geriye döndüm. Yani incimiz dik dursun, düzgün dursun diye. Hemen yan tarafından yine bakın trabzanların arasından geçip tam şu orta noktadan. Bu şekilde incilerimizi de dikelim arkadaşlar. Yine şu bu burada da arkadaşlar şu trabzan tepelerinin üzerine incileri dikeceğiz. İğneyi şu şekilde kaydırarak trabzan tepelerinin tepesine şu şekilde geleceğiz. Burada da o şekilde dikeceğiz. Hemen ben incilerimi dikeyim, geleyim. Evet arkadaşlar, patiğimiz bitti. İncilerini de diktik. Şöyle bir yan yana koyalım. Bakın. Sonra hemen makine ayağıma geçireyim bir de. Şöyle bakın arkadaşlar, gerçekten yani modelin üstünü çevirmezken bile bakın gerçekten incilerimizi de diktikten sonra elimde bakın mankene giydirmeden çok güzel oldu. Hemen manken ayağıma giydireyim. Evet arkadaşlar, patiğimiz bitti. Gerçekten çok güzel oldu. İnşallah sizlere güzel bir şey şekilde aktarabilmişimdir. İnşallah beğenmişsinizdir. Bakın şurası da çok güzel oldu. Dediğim gibi modeli yelek modellerinden biliyorsunuz, ben patik modeline uyarladım. İnşallah beğenmişsinizdir. Böyle bir tasarım yaptım ama artık beğenip beğenmemek sizlere kalmış. Gerçekten çok güzel oldu. Altı da patiğimizin, arkası her yeriyle. Evet arkadaşlar, yeni videolarda tekrar birlikte olacağız inşallah. Sizlerin desteklerinizi bekliyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Patiğimi beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Çok mu kötü oldu, güzel mi oldu? Yorum ve beğeni, like'larınızı bırakırsanız çok ama çok memnun olurum. Gerçekten çok merak ediyorum yorum ve beğenilerinizi. Evet sevgili arkadaşlar, yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. En güzellerine emanet olun diyorum. Hoşça kalın.